Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün TYT kampımızın tam 11. gününe geldik ve sizlerle rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Kampımız tüm hızıyla devam ettiğine göre kağıtlarımız, kalemlerimiz hazırsa hadi gelin konumuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle rasyonel bir sayının aslında biz köksüz ifade edilebilen bir sayı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda arkadaşlar rasyonel sayıyı şöyle de tanımlayabilirdik. A bölü B şeklinde A ve B elemanıdır tam sayıyken paydamız sıfır olamazdı. B sıfıra eşit olmamak üzere işte bu şekilde ifade eden sayıları biz rasyonel sayılar diyorduk. Aynı zamanda arkadaşlar tüm tam sayılarımızda paydası 1 bir olan birer rasyonel sayıdır. Bir de şunları hatırlayalım. Arkadaşlar 0 bölü 0 hariç bir sayı Buraya S ile göstermiş olalım ama paydamız sıfır olmayacak. İşte biz bunun sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Pekala payımız sıfır hariç sıfırdan farklı bir sayı olup paydamız sıfır olursa işte arkadaşlar matematikte böyle bir sayı yok. Yani biz buraya tanımsız diyoruz. Yani biz böyle bir sayının olmadığını biliyoruz. Aynı zamanda sıfır bölü sıfır ise belirsiz bir ifadeydi. Belirsizliklerinde aslında giderilebileceğini limit konusunda sizlerle göreceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağıda verilen şekillere karşılık gelen kesirleri yazmamız istenmiş. Bu tarz sorularda bizim yapacağımız bir bütünü kaç parçaya ayırdı yani kaça böldü İşte bunu paydaya yazıyoruz. Buraya bakarsak 2 kere 4 8 tane kare şeklimiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda kaç tanesi boyanmış arkadaşlar? Bunlardan 3 tanesi. İşte biz bunu 3 bölü 8 ile ifade etmiş oluruz. Şimdi burada ise arkadaşlar gelin iki farklı şekilde buradaki kesrimizi yazmaya çalışalım. Öncelikle ilk dairemizin tamamı alınmış. Pekala kaça bölünmüş? Bakın arkadaşlar 4 aşağıda 4 yukarıda olmak üzere toplam 8 parçaya ayrılmış. Pekala ilk dairenin tamamı alındığına göre buradan 8 parça Burada ise bir parça daha alındığı için 9 parçamız alınmış olur. İşte arkadaşlar 9 bölü 8 pay paydadan büyükse biz şu an bunu bileşik kesir olarak ifade edebildik. Pekala ben aynı zamanda buranın bir tamının hepsini almışım. Artı bir de burayı 8'e bölüp bunun ise bir parçasını almışım diyebilirim. Yani gördüğünüz gibi bir bileşik kesri tam sayılı kesir şeklinde de ifade edebiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar biz bunun 1 tam 1 bölü 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz bileşik kesirleri gördüğünüz gibi bu şekilde tam sayılı kesir şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar A şıkkımızda bu kesri tanımsız yapan A değerini bulmamız istenmiş. Arkadaşlar bir rasyonel sayı ne zaman tanımsızdı? Sayı bölü sıfır payımız sıfır hariç bir sayı olup Paydamız sıfır olduğunda işte matematikte böyle bir sayı yoktu. O zaman arkadaşlar buradaki kesrimizin tanımsız olabilmesi ancak paydada gördüğümüz bu ifadenin sıfır olduğu durumda olacaktır ki bunu sağlayan a değerimiz 2. Pekala a yerine 2 koyalım. Biz ne demiştik arkadaşlar? Sıfır hariç bir sayı bölü sıfır tanımsızdır ama sıfır bölü sıfır bir belirsizliktir. O zaman biz payımızda A yerine 2 koyduğumuzda burası 0 hariç bir sayı olduğu için işte böyle bir sayı olamaz. Dolayısıyla bu ifadeyi tanımsız yapan A değerimiz 2 eşittir diyebiliriz. Aynı şekilde B şıkkına bakarsak arkadaşlar bu tarz sorularda payda eşitleyip tek bir pay ve payda elde etmeye çalışmayalım. Bakınız bize burada tanımsızlık sorduğu için paydaları sıfır yapan x değerlerin beni tanımsız yapıyor. Matematikte böyle bir sayı yok. O zaman ben paydada gördüğüm ifadelerden başlayacağım. Öncelikle bu kesrimizi ele alırsak. Bakınız bu kesrin paydası ne görüyorum arkadaşlar? X artı 2. İşte X artı 2'yi 0 yapan X değerim nedir? Eksi 2. E bu benim paydamı sıfır yaptığı için bu beni tanımsız yapan sayılardan bir tanesi olacak. Pekala başka. Bakınız arkadaşlar 2 bölü buradaki ifademiz var. O zaman bu da benim bir paydam olduğu için aynı zamanda 1 artı 1 bölü x artı 2'yi de 0 yapan x değeri de aynı şekilde benim paydımı 0 yaptığı için bu da beni tanımsız yapacak. Hemen gelin bunu bulmaya çalışalım. Eşitliğin sağ tarafına artı 1'e eksi 1 olarak geçirdiğimde 1 e, bölü eksi 1 bir eksi 1'e eşittir. Yani x artı 2'nin de eksi 1 olduğu durumda x değerim eksi 3 olursa işte bu ifadem de tanımsız olur. E, bize x değerleri çarpımı sorulduğuna göre gelin bulduğumuz bu iki sayıyı çarpalım ve cevabımızın alt olduğunu söylemiş olalım. Şimdi geçelim arkadaşlar. Basit ve bileşik kesir ne demek? Gelin öncelikle bunları sayı doğrusunda gösterelim. Arkadaşlar bir sayı doğrusu çizdiğimizde öncelikle geliniz. Burası bizim başlangıç noktamız sıfır olsun. Soldan sağa doğru gittikçe büyüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz basit kesri bir sayı doğrusuna gösterdiğimizde aslında şurası eksi bir olsun. Burası bir tam sayısı olsun. İşte bir sayı eksi 1 ile 1 arasında ise biz buradaki sayıya basit kesir diyoruz. O zaman bizim a bölü b kesrimiz birden küçük eksi birden büyük olduğunda işte biz bu kesre basit kesir diyormuşuz. O halde ark o zaman arkadaşlar bunun dışında kalan sayılarımız da o zaman birleşik kesir olacak. E burada bir basit kesir dahil olmadığına göre 1 bir ve 1'den büyük sayılar aynı zamanda eksi 1 ve eksi 1'den daha küçük sayılarımız ise birleşik kesir olacaktır. Yani eğer a bölü b değerimiz 1'den büyük eşitse veya a bölü b değerimiz eksi 1'den küçük eşitse işte buradaki kesirlerimiz ise bileşik kesir olarak adlandıracak. Pekala Pozitif basit kesir deseydi o zaman arkadaşlar buradaki sayıların pozitif tarafında olurdu. Yani pozitif basit kesir dendiğinde a bölü b'miz bu sefer birden küçük sıfırdan büyük olacak. Aynı şekilde negatif basit kesirde ise bu sefer sıfırla eksi bir arasında olacak. Aynı şekilde arkadaşlar pozitif bileşik kesir dediğimiz zaman birden büyük eşit olan sayıların bunu sağladığını Negatif birleşik kesir dendiğinde ise eksi birden küçük eşit sayıların bu koşula uyduğunu söyleyebiliriz. Veya arkadaşlar şöyle bir tanımlama da yapabiliriz. Payımız mutlak değerce paydamızdan daha küçükse işte biz bu kesire basit kesir diyoruz. Payımız paydamızdan mutlak değerce daha büyük ya da eşitse buna ise birleşik kesir diyoruz. Şimdi tam sayılı kesirler ise arkadaşlar bir tam sayı aynı zamanda bir basit kesire ifade edilen sayılar olacak. A tam B bölü C ifadesini aslında biz A artı B bölü C şeklinde olduğunu da söyleyebiliriz. Hadi gelin bunu bileşik kesir çevirelim. Bunu yaparken de bu ikisini çarpıyoruz. A C artı üstteki sayıyı ekledim ve paydamı aynen aşağıda yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar peki tam sayılı bir kesrin önünde eksi varsa. Bakınız burada eksi a tam b bölü c buradaki eksi bu sayının tamamen önünde. Dolayısıyla arkadaşlar aslında burayı şöyle yazmaya çalışırsak biz A tam B bölü C'yi aslında A artı B bölü C şeklinde yazabiliyorduk. O zaman gelin bu eksiği içeriye dağıtalım. Gördüğünüz gibi burası eksi A eksi B bölü C şeklinde olacaktır. Yani bir tam sayılı kesrin önünde eksi varsa burası eksi A artı B bölü C'ye eşit değildir arkadaşlar. Oradaki eksi bizim buradaki basit kesrimizi de etkileyecek. Lütfen buna dikkat edelim. Bazı sorularda bizim soruları çok daha kolay bir şekilde çözmemizi sağlayacak. Arkadaşlar bu sorumuzda bu kesrin bileşik kesir olduğu söylenmiş. X'in en büyük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar biz bileşik kesirle ilgili ne biliyorduk? Burada payımızın mutlak değerinin ki 17'nin mutlak değeri büyük eşit paydamızın mutlak değeri 2x 5 olursa işte Pay paydadan büyük ya da eşit olduğu zaman buradaki kesri bir, bir eşit kesirdi. Şimdi mutlak değerleri eşitsizlikleri bilen arkadaşlarımız burada 2x eksi 5'in bunun sağlanabilmesi için 17 ile burada eşitlik olduğu için eşitliğimizi de koyduk. Eksi 17 arasında olduğunu hadi gelin x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Her tarafa 5 eklediğimizde burası 22 oldu. 2x buraya da 5 eklersek eksi 12 olurken hepsini 2'ye böldük x büyük eşit eksi 6 olup 11'den küçük eşit olacakmış. Bize x'in en büyük tam sayı değeri sorulduğu için bakınız 11'den küçük eşit en büyük tam sayım 11 olup cevabıma ulaşmış olurum. Ama mutlak değerleri bilmediğimizi varsayalım arkadaşlar. Şimdi bize x'in en büyük değeri sorulduğuna göre biz ne biliyoruz arkadaşlar? Paydamızdaki sayı Payımızdan mutlak değerce küçük ya da eşit olacaktı. E bana en büyük değerini soruyorsa negatif sayılarla ne işim var? O zaman arkadaşlar şöyle yorumlamaya çalışırım: 17 bölü 2x-5. Ben x'in en büyük olmasını istiyorsam paydam en büyük olmalı. Pekala, paydam bileşik kesirde payımdan Küçük ya da eşit olacaktır. E ben bunu en büyük almak istiyorsam paydamı eşit alırım. niyondan küçük alayım. O zaman 2x-5 eşittir direkt olarak 17 derim. 2x'in 22, x'in de 11'e eşit olduğunu yorumlayabilmiş olurum. Şimdi arkadaşlar rasyonel bir ifadede c0 hariç bir sayı olmak üzere arkadaşlar biz bir kesri genişletip sadeleştirebiliyoruz. İşte biz bunu rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken yapmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar biz herhangi bir sayı alalım. Mesela 1 bölü 2 sayımız olsun. Ben bunu 3 ile genişletmek istediğimde payımı ve paydamı aynı sayıyla çarptığımda 1 kere 3'ten 3, 2 kere 3'ten 6 olurken Bakın arkadaşlar bir şeyi ikiye bölüp bir tane aldığımda onun yarısını alırım. Aynı şekilde 6'ya bölüp 3'ünü aldığımda yine yarısını alırım. Dolayısıyla biz burada aslında ifadenin değerini değiştirmemiş sadece görüntüsünü değiştirmiş oluyoruz. Aynı şekilde pay ve paydamı istediğim sayıyla çarpabilirim, böyle edebilirim. O yüzden biz buna genişletmek veya sadeleştirmek diyoruz. Örneğin 10 bölü 15 ifadesini de aslında pay ve paydamız aynı sayıyla bölünüyorsa ki bakınız 10 ve 15 ikisi de 5'e bölünüyor onu 5'e böldüm 2 15'i 5'e bölerek bunun da 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman a/b'yi bölü B, c ile genişletmeyi tercih edersek o zaman biz burada çarpma işlemi değil genişletme işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla bu ifadenin payını da paydasını da aynı sayı ile çarpmış oluyoruz. Aynı şekilde ben bir kesrin pay ve paydasını istersem aynı sayıya böle de biliyormuşum. İşte bu işlemler sonucunda kesrimizin değerinin değişmediğini söyleyebiliriz. Şimdi bu sorumuza bakarsak arkadaşlar değeri 2 bölü 3 olan bir kesrimiz var. Burada kalalım. Şimdi benim kesrimin değeri 2 bölü 3 ise en sade hali 2 bölü 3'tür. Yani ben bu kesre 2 bölü 3'tür diyemem. Örneğin 20 bölü 30 da olabilir. 4 ile çarptığım 8 bölü 12 de olabilir. İşte bunların hepsinin değeri aslında 2 bölü 3 olduğu için biz bu tarz sorularda bu kesrin 2x bölü 3x şeklinde ifade edildiğini yani sadeleştirme yapıldığında 2 bölü 3'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar pay ve paydamıza bir şeyler yapılıyor. Bize bu tarz sorularda başlangıçtaki kesirle ilgili soru sorulabileceği için buradan kesrimize dokunmayalım. Ve bu kesri tekrar yazarak arkadaşlar burada yapılan ekleme çıkarma çarpma işlemlerini tekrar yandaki ifademizde uygulamaya çalışalım. Şimdi payından bir çıkarır. Payımız yukarıdakiydi. O zaman bundan bir çıkardım. Paydasına 6 eklenirse geçtim aşağıya. Payda aşağıda yazdığımız sayıydı. E buna da 6 eklediğimizde yeni kesrin değeri 1 bölü 4 oluyormuş. İşte arkadaşlar bu ifadenin eşiti 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Şimdi hiç soruyu okumadan elimde rasyonel bir eşitlik mi var? Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 kere 2 8x eksi 4 kere 1'den 4 eşittir. 1 ile de 3x artı 6'yı çarptığımda hemen gelin x'leri bir araya geçelim. 5x eşittir 10 olurken her iki tarafı 5'e bölersek aradığımız x değeri 2 eşit olacakmış. Gelin sorumuza bakalım. Buna göre ilk kesrin pay yani 2x ile paydasının 3x'in toplamı sorulmuş. Önce x'i topladım. Bakın soru benden 5x'i istiyor. E zaten x değerinin 2 olduğunu bulmuştuk. E geldi mi bana sorulan ifadede x yerine 2 koyduğumda cevabıma ulaşmış olurum. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapılırken benim buradaki toplama çıkarma işlemi yapabilmem için paydalarımın aynı olması gerekir. Eğer aynı değilse işte biz ne demiştik genişletme veya sadeleştirme yaparak buradaki paydaları aynı sayı yapmaya çalışacağız. Bunun için eğer bunun ortak katı varsa bunu göreceğiz. Yoksa da bunu da B ile çarptığımızda arkadaşlar burası AD bölü BD olduğu artı diyelim ya da eksi ise aradaki işareti koyduk. Burası CB bölü BD olurken artık paydalarım aynı olduğuna göre bunu tek paydada düzenleyip işte bu şekilde yazabilmiş olurum. Arkadaşlar bunu yapmamıza gerek yok. Eğer hemen şunu siliyorum. Direkt olarak burada pratik bir şekilde bakarsak paydalarımızın en küçük ortak katı eğer çarpımıysa direkt olarak büyük bir kesir çizgisini çiziyorum. Bu ikisini çarptım AD. Artıysa artı ise artı, eksi ise eksi. Aradaki işaretimi koydum. Bu ikisini çarptım. CB bölü paydamı yazarken de paydadaki sayılarımı direkt olarak çarpacağım. Çarpma ve bölme işlemlerinde ise arkadaşlar eğer pay ve paydamızda sadeleşen ifadeler oluyorsa lütfen önce sayılarımızı küçültelim. Küçük sayılarla işlem yapmak daha kolaydır. O yüzden önce sadeleştirme varsa bunu yapalım. Payımızdaki sayıları çarparak paya Aşağıdaki sayıları da çarparak paydaya yazdığımızda işte çarpma işlemini kolaylıkla yapabiliyoruz. Bölme işleminde ise arkadaşlar ilk sayımızı aynen bırakıyoruz. Çarpı diyelim. İkinci kestirimizi ise ters çevirip çarparak işte artık payımızdaki sayıları ve paydamızdaki sayıları eğer sadeleştirme yapamıyorsak çarparak yazmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bakınız sorumuzda burada aralarında toplama ve çıkarma işlemleri olduğu için payda eşitlememiz gerekecek. Hemen gelin 1, 5, 6 ve 30'un en küçük ortak katı nedir? 30. O zaman ben buradaki paydadaki sayıları 30'da eşitleyebildiğime göre paydada 30'u elde edecek şekilde genişletmelerimi yapayım. Burayı 30'la, 5'i 6 ile, 6'yı 5 ile, 30 zaten 30 olduğu için bunu 1 ile genişletmeme gerek yok. Şimdi bunu yaptıktan sonra direkt olarak büyük bir kesir çizgimi çizdim. Ve artık paydamın 30 olduğuna eminim. Hemen geçelim payımıza. Arkadaşlar 3 ile 30'u çarptığımda burası oldu 90. Aradaki işareti koydum. 4 ile 6'yı çarptım 24. 5 ile 5'i çarptım. Aradaki işaretim artı olup 25 oldu. E bir de burada yanında eksi birimiz mevcut. Hadi gelin arkadaşlar paydamız aynen kalırken payımızdaki işlemlerimizi yapalım. Eksi 25 artı 25 birbirini götürdü ve burası 90 oldu. O zaman arkadaşlar tekrar bakın sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. E, 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. O zaman bu işlemin sonucu 3'e eşit olacak. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bizim işlem önceliğimiz neydi? Öncelikle parantez içleri. Çünkü keselerde çarpma ve bölme yapabilmem için tam sayılı kesirlerde bunu yapamıyorum. Ne yapacağım? Bir payımın bir paydamın olması gerekecek. İşte geliniz öncelikle parantezimizin içini düzenleyelim. Burada payda eşit dediğimde bunu direkt 5'le genişletiyorum ya arkadaşlar. Aslında burada kolaylıkla şöyle bir işlem yapabiliriz. 5 kere 1 5 yanında ne var arkadaşlar? Eksi 2 bölü 5. Yani işte biz buranın 3 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arada ne var? Çarpma. Hadi gelin burayı düzenleyelim. Burası ise 3 kere 1 3 Aradaki işareti ve sayımı koydum. Artı 4 dedim. Paydamda da bölü 3'üm mevcut. Burası da 7 bölü 3 olurken şimdi burada bir bölme işlemi var. 21 bölü 10'umuzu yazmış olalım. Arkadaşlar artık sayılarımız net olarak elde ettiğimize göre çarpma ve bölme işleminde öncelik hangisini istiyorsanız o olacaktır. Dolayısıyla burada artık işlem önceliği yapmadan hemen gelin şunları sadeleştirelim. Buradaki sayımız oldu 7 bölü 5. Arada bölme işlemi olduğuna göre bunu çarpı yaptım. Ve ikinci kestimi ters çevirip çarptığımda gelin tekrar sadeleştirmelerimizi yapalım. 5'e böldüm gitti 1. 5'e böldüm 2 oldu. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3 oldu ve işte sorunun cevabına ulaşmış oldum. Hemen gelin bir diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar bu tarz sorular ise birazcık klasik sorulardır. Şimdi biz burada bu işlemleri yapmaktansa gördüğünüz gibi paydaların eşitlenmesi çok zor. 19, 17 ve 15 yani burada gelip payda eşitliği t sayısına ya da bize sorulan sayıya odaklanmayacağız. Şimdi bakınız üstteki ve alttaki ifademizin paydası aynı olan sayıları mevcut. Hemen geldim ve bunları şöyle alt alta yazmış oldum. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Gelin biz buraya da x diyelim. Şimdi arkadaşlar hali hazırda elimde paydaları eşit olan ifadeler varsa ben bunları topladığımda ya da çıkardığımda buradaki çirkin paydalı kesirler. O zaman kesirlerden kurtulup ben bunlardan tam sayı elde edersem e, şahane sayılar olur. Gelin bakalım bunları toplasam ya da çıkarsam tam sayılar elde edebiliyor muyum? Arkadaşlar öncelikle taraf tarafa toplamayı düşüneceğim. Şimdi bu ikisini topladığımda hazır paydalarım aynı. E payımdaki sayıları toplarsam 18 artı 1'den bakınız 19 bölü 19 oldu. Şahane. Hemen geçtim acaba ikinci sayıda da bunu sağlayabiliyor muyum? Burada ise arkadaşlar burası artıydı. Ve ben eksi 35 ile 1'i topladığımda bakınız burası da oldu. Eksi 34 bölü 17. E ki 17'nin 2 katı 34'tür. Bakınız bu da oldu tam sayı. Gelin şimdi bu ikisini toplarsak da 77'den 2 çıkardığımda 75 bölü 15 ki o da 15'in 5 katıdır. Dolayısıyla burası da tam sayı oldu. İşte o zaman arkadaşlar taraf tarafa toplamak beni buradaki kesirlerden kurtaracak olan adımmış. Gelin tekrar düzenleyerek yazalım. O zaman t artı x'im burası oldu bir eksi. Buraya ne demiştik? 34'ün 2 katı 17'dir. Eksi 2. E 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 5 dersek burası da artı 5 olurken bakın 6'dan 2 çıkardığımızda 4 olduğuna göre ve biz x'i bulmak istiyorsak at t'yi eşitliğin sağ tarafına aradığımız x değeri 4 eksi t'ye eşittir diyelim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda ise buradaki sayıları bileşik kesre çevirmeye falan kalkarsak gördüğünüz gibi çok büyük sayılar var elimizde. İşte o zaman biz tam sayılı kesirlerde ne demiştik? A tam B bölü C ifadesi aslında A artı B bölü C şeklinde ifade edilebilir. Aynı şekilde eğer tam sayılı bir kesrin önünde eksi görüyorsanız bu eksi sadece A'nın yani tam kısmın değil her ikisinin de eksisidir. Dolayısıyla eksi A eksi b bölü c'ye eşittir demiştik. İşte gelin arkadaşlar bu soruyu da bu mantıkla yorumlamaya çalışalım. Şimdi bakınız ilk tam sayılı kesrimin önünde artı olduğuna göre ben aslında bunu 2022 artı 2 bölü 13 olarak ifade edebilirim. E, i̇kinci kesrimin önünde ise eksi mi var? İkisine de buradaki eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2020 eksi 2 bölü 13 dediğimde bakın arkadaşlar artık payım artı 2 bölü 13 eksi 2 bölü 13 birbirini götürürken 2022'den 2020'yi çıkardım ve buranın 2 olduğunu söyledim. Gelin aynı şekilde paydamıza da bakalım. Önünde artı olduğu için burayı da 2021 artı 2 bölü 3 dedim. Burada önünde eksi var. İkisine de bu eksiyi dağıttım ve eksi 2019 eksi 1 bölü 3'ümü yazdım. Hadi gelin buradaki işlemlerimizi de yapalım. Arkadaşlar bütün paydaları eşit demektense paydaları eşit olanların arasında işlemlere öncelik vereceğim. Nasıl olsa hepsinin arasında artı ve eksi mevcut. 2021'den 2019'u çıkardım. Burası oldu iki. 2. 2 bölü 3'ten de 1 bölü 3'ü çıkartırsak bakınız paydanın aynı olduğuna göre 2 eksi 1'den Burası 1 bölü 3 olacaktır. Hadi artık işlemlerimizi yapalım. Sayılarımız küçücük kaldı ne de olsa. Öncelikle bölme işlemi yapabilmek için burayı bir bileşik kesre çeviriyorum. Üstteki sayımı aynen bıraktım. Paydam ise 2 kere 3 6. Buna 1 eklediğimde 7 bölü 3 olacaktır. Şimdi üstteki kesrimi yani 2 bölü bile aynen bıraktım. Alttaki kesrimi ters çevirip çarptığımda bakınız arkadaşlar sorumuzun cevabına Ulaşmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza 4 eşit dilime ayrılmış bir tane pizzamız varmış. Bu pizzanın tamamına bir tam demiş olursak. Öncelikle 4 eşit dilime ayrıldığına göre her bir parçamız dörtte ile ifade edilecektir. Şimdi bir dilimi ebru almış. Hemen ebru diyelim. E bir dilimi aldığında bu pizzanın 1 bölü dördünü almış oldu. Ve bunu iki arkadaşıyla eşit şekilde paylaştığına göre. E bir kişi ebruydu. iki tane de arkadaş. Bu 1 bölü olanı tekrar üç kişiye paylaştırmış oldu. Dolayısıyla bunu tekrar üçe böldüğünde. Bakınız üstteki kesre aynen bıraktım. Alttakini ters çevirip çarptığımda. Ebru'nun payına düşen bu pizzanın 1 bölü 12'si olacak. Bir diğer dilimini sevgi s ile gösterelim. E, bir dilimimiz yine 1 bölü 4 iken sevgi bunu 3 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşıyor. E, bir sevgi var 3 arkadaşı var etti 4 kişi. O zaman bunu da 4 kişi kendi içinde tekrar paylaştığında yani bunu da 4'e bölersek bakınız üsttekini aynen bıraktık. Alt ters çevirip çarptığımızda her bir dilimin aslında pizzanın 1 bölü 16'sı olduğunu Bulmuş olduk Şimdi Ebru'nun payına düşen pizza miktarının pizzanın tamamına oranı yani pizzanın kaçta kaç olduğu ki biz zaten bunu 1 bölü 12 olarak bulmuştuk. Aynı şekilde sevginin payına düşen ise... E, B'ymiş yani bu durumda B değerimizde 1 bölü 16 olurken arkadaşlar bizden istenen bu iki sayının toplama olduğuna göre geliniz 1 bölü 12 ile 1 bölü 16'yı toplamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle payda eşitleyeceğiz. 12 ve 16'nın en küçük ortak katı nedir? 12'nin 4 katı 48, 16'nın da 3 katı 48... O zaman bunu 4 ile bunu da 3 ile genişlettiğimde artık paydalarım aynı olduğuna göre arkadaşlar payımı gelin tekte yazayım. 4 kere 1 4 artı diyelim 3 kere 1 3 dersek e paydamıza da 48 olduğuna göre sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz. Arkadaşlar geçtik ondalık sayılara. Öncelikle ondalıklı sayılar paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri şeklinde ifade edilen sayılardır ki biz bunları virgülle ifade edebiliyoruz. Şimdi öncelikle geliniz paydamızda bazı sayılar olduğunda biz bunları ondalıklı sayı olarak yazabilmek için paydayı 10 ve onun katları şeklinde ifade etmemiz gerekecek. Arkadaşlar öncelikle şöyle 2 diyelim, 5 diyelim, 4, 25... Aynı şekilde 8 ve 125 diyelim. Şimdi biz her sayı ondalıklı olarak ifade edemeyiz. İşte gördüğünüz gibi aşağıda size karşınıza çıkabilecek örnekleri yazmaya çalıştım. Öncelikle paydam 2 olduğunda ben bunu 10 yapabilirim. E bunun için pay ve paydamı 5 ile genişleteceğim. Aynı şekilde bu durumda 5'i de 2 ile genişlettiğimde bakınız her iki durumda paydam oldu 10. Aynı şekilde 4 ve 25. Bu sayıları ise genişleterek 10'a ulaşamam ama 100'e ulaşabilirim. İşte 4'ü 25 ile 25'i ise 4 ile genişlettiğimde paydası 100 olan sayılar elde ederim. 8'i 10 da yapamam, 100 de yapamam ama 1000 yapabilirim. 8 gördüğümde bunu 125 ile veya 125'i 8 ile genişleterek işte buradaki sayılarımın da paydasını onun üçüncü kuvveti yani bin olarak ifade etmiş olurum. Şimdi arkadaşlar gelin yukarıdaki sayılarımıza bakalım. 7 bölü 10 zaten bu hali hazırda bir 10 sayısı. Şimdi bunu virgülü olarak nasıl ifade ediyoruz? Öncelikle yukarıda gördüğüm tüm sayıyı yazıyorum. Şimdi paydamda bir tane sıfır varsa en sağdan başlamak suretiyle bir adım virgülü sola kaydırıyorum. Bakınız bir sola kaydırdım ve virgülü buraya koydum. E önünde hiçbir şey yoksa işte geldim buraya sıfır yazdım. Arkadaşlar ikinci sayımıza bakarsak paydamız ne? 4. O zaman ben bunu 25'e genişlettim ve burası 25 bölü 100 olurken şimdi gelin tekrar virgülü ifade edelim. Tüm sayımı yazdım. Kaç virgül sola kayacakmışım? 2 sıfır olduğuna göre 2 1, 2 kaydığımda işte burası da 0,25 olurken paydamız ise ne demiştik? Bunu da 125'e çarpacağız ve bu durumda da sayımız 375 bölü 1000 olurken Virgülü ifade ettiğimde e bunu 1, 2, 3 kaydırdığımda arkadaşlar sayım 0,375'e eşit olacaktır. Şimdi toplama çıkarma yapılırken ise virgülleri aynı hizaya getiriyoruz. Örneğin hemen bir tam şöyle 25 diyelim. Bir de arkadaşlar 23.1 diyelim. İşte burada virgülleri aynı hizaya getirdikten sonra normal boşluklarda sıfır olduğunu varsayarak toplama işlemi yapıyorum ve Aynı hizaya virgülümü denk getirip koyduğumda toplama çıkarma işlemlerini kolaylıkla yapabiliyorum. Normal kesirlere dönüştürerek buradaki dört işlemleri de yapabilirsiniz. Çarpma işlemini yaparken de arkadaşlar normal bir çarpma işlemini yapıyor gibi yani 1,25 ile 23,1'i çarparken aslında 125 ile 231 sayısını çarpıyor gibi yaptım. Bunu yapmayacağım. Çok fazla, çok büyük sayılar. Buradaki sayıyı buldum. Daha sonra bunun için 1, 2 kaydı. Bunun için 1 kaydı. Virgüle en sağdan başlamak suretiyle toplam 3 içeri kaydırdığımda işte buradaki çarpma işlemini de yapabilmiş oluruz. Şimdi sorumuza dönersek. A bir pozitif ondalık sayı olmak üzere bu ifade bir tam sayı eşitmiş. Arkadaşlar bu nasıl bir tam sayı olur diye düşünmektense geliniz biz buradaki sayılarımızı Ondalık olarak ifade etmeye çalışalım. Tabi bunun için öncelikle bu sağdaki sayımıza bakarsak paydamızdaki rakamlar toplamı 15. Yani 3'ün tam katı. E 6 da 3'e tam bölünüyorsa gelin önce bu sayıyı küçültelim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 125. Şimdi arkadaşlar biz 125'i 8 ile çarptığımızda bakınız paydamız ne oluyordu arkadaşlar 1000. O zaman buradaki sayımız aslında... 16 bölü 1000 eşit olacaktır. Yani ben bunu ondalık olarak nasıl ifade ederim? 1, 2, 3 kaydığımda 1, 2, 3.ye kayacak yerim olmadığı için bir sıfır attım. İşte buraya da sıfırımı koymuş oldum. Şimdi arkadaşlar burası bir tam sayı olacaksa... Buradaki A ondalık sayısı ile topladığımda e, tam sayılarda virgülden sonrası 0 0 0'dır. Dolayısıyla işte 1000 sayısından direkt olarak 16 sayısını çıkartırsak burası 984 olurken arkadaşlar bu sayının virgülden sonrası 984 olduğunda gel topla 6 4 daha oldu 10 elde birimi verdim. Burası 9, bir daha 10 oldu. Elde birimi verdim. E, 10 olurken 1'i de buraya verdiğimde bakınız virgülden sonrasının sıfırlar olması demek. Aslında buradaki sayının bir tam sayı olması demek. Dolayısıyla işte A sayısının virgülden sonraki kısmını direkt olarak 1000'den 16'yı çıkararak kolaylıkla bulmuş oluruz. Hemen geçtik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bir paket bisküvi meyve suyundan 2 adet alınıyor. Sudan ise 3 şişe alınarak 15 lira kasiyere veren Tülay kaç TL para üstü alır diye sormuşuz. Aslında burada ondalık sayılarla birkaç işlem yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle toplam tutarı bulmam lazım. E, o zaman 3 adet su aldığımda 1,25'e geldim 3'ü çarptım. Hiç virgül yok gibi çarpıyorum. 5 kere 3 15. 2 kere 3 6 elde var birim dedim. 3 kere 1 3 dedim ve buradaki çarpma işlemin Sonucun 375 olduğunu buldum. Şimdi baktım virgül kaç içeri kaymış. 3'te e, virgül yok. Burada ise 2 tane kaydığına göre bulduğum sayıda da virgülü 2 sola kaydırdım ve 3.75'i buldum. E, İkinci de bisküviden zaten bir tane alıyordu. Dolayısıyla burası direkt 3.5 lira olacak. İkinci de ise 2.75'e gelin 2'yi çarpalım. 10 dedik. Burası oldu. 15. Elde birimizde verdiğimizde şimdi... Virgül yokmuş gibi çarptığımda sayım oldu 550. 2 içeri kaymış. 2 içeri kaydırdım. İşte buradaki tutarı da bulmuş oldum. O zaman buradaki sayılarımın tamamını toplayacağım. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Virgülleri aynı hizaya denk getiriyorum. 3.75. E burası da 3.5. Yine aynı hizada yazdım ve topladım. Şimdi arkadaşlar boşluk var. 0 atmış olalım. E bunların toplamı oldu 5. Bunları topladığımda oldu 17. Elde birimi verdim. Burası da 12 olurken işte aynı hizaya getirdim bir gülümü aşağıya indirdim. E, benim verdiğim para 15 liraydı. buradaki tutar da 12.75 olduğuna göre burada 15 tamdan 12,75'i direkt olarak çıkartabiliriz. Veya arkadaşlar 12,75'in üstüne para zaten tanıdık sayılar. Gelin şöyle gidelim. Buna 0,25 eklersem 13 oldu. E, 13'ü 15'e tamamlamak için 2 liraya daha ihtiyacım var. Yani bu ikisinin toplamı 15'tir diyerek sorumuzun cevabına bu şekilde de ulaşabilmiş olurum. Şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuzda ise isterseniz buradaki sayıları Kesirli olarak ifade edip yani 57 bölü 10 bölü 19 bölü 100 deyip üsttekini aynen bırakıp alttakini ters çevirip çarpabilirsiniz. Veya arkadaşlar hiç bunu yapmadan biz pay ve payımızdaki sayıları aynı sayıyla genişlettiğimizde herhangi bir değişiklik olmuyordu. O zaman ben bu virgülerden kurtulabilmek adına virgül payımda mı paydamda mı daha içeride buna bakacağım. Mesela ilk sayımızda bakınız burada 2 kaymış yukarıda bir kaymış. O zaman ben bir gülü 2 sağ kaydırdığımda aslında soruyu 2 tane onla çarpmış. Yani yüzle çarpmış oluyorum. Dolayısıyla aynı şeyi yukarıya da yaptığımda sayım değişmeyecektir. Çünkü aynı sayıyla pay ve paydamı çarpmış olurum. Dolayısıyla bu şekilde bu sorulara bakarsak işlemlerimizi daha kolay yaparız. Bakınız virgülü 2 sağa kaydırdım. Burası oldu 19. Yukarıda ise 1 kaydırdım. E, ikinciye sayım yok. O zaman burayı bir sıfır atarsam işte buradaki sayım da 570 olacak. Artı diyelim arkadaşlar öncelikle burada bakınız paydada tam kare mevcut. Burayı 1.6 diyelim. E, burada ise 2 bölü 10'un karesi. Aslında bunun karesini aldığımda 4 bölü 100'dür. Ki biz bunu da 2 virgül içeriye kaydırarak 4'ü yazıp virgülü 2 sola kaydırarak 0,04 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi virgülüm en içeride 2 basamak. O zaman 2 sağa gidiyorum. 1, 2. Burası oldu 4. Burada da 1 gittim virgül geldi. E başka sayı yoksa burayı bir 0 attım. 160 bölü 4'ümü yazdım. Aynı şekilde gelin buradaki sayılarımıza da 2 sağa kaydırdım burası oldu 11. 1 gittim 2 gittim. E, sayım olmadığı için buraya yazdım 10. Artı diyelim 1 2 kaydırdım burası oldu 22. E, burayı da 1 kaydırdım 2. İkinciye kaydırmak için 0 attım oldu 20. Eksi dedim 1 2 kaydım 44. 1 kaydım 4. 1 daha kaymak için burayı yaptım 40. Yani bunlar da pay ve paydamı yüzde genişletmiş oldum. Hadi gene artık işlemlerimizi yapalım. 19'a böldüm 1. E 57'yi 19'a bölersek arkadaşlar 3 olurken bir de yanında 0'ımız varsa burası oldu 30. Artı diyelim. 4'e böldüm gitti. 16'yı 4'e böldüm 4. Yanındaki 0'ımı da yazdığımda payımın 70 olduğunu buldum. Geçtik paydaya. Bakınız arkadaşlar buradaki sayılar aslında sadeleşiyor. Burası 10 bölü 11. E burası 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 11. Eksi diyelim. E burada ikisi de 4 ile bölündüğüne göre 4'e böldüm 10. 44'ü 4'e böldüm 11. E bakın artı 10 bölü 11. Eksi 10 bölü 11 gitti ve paydamında 10 bölü 11'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Üstteki kesrimizi aynen bıraktık. Alttakini ters çevirip çarparsak işte sıfırlar giderken cevabımıza ulaşmış oluruz. Arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralama yaparken eğer paydalarımız yani aşağılar eşitse ya da eşit değil ama eşitlemek kolaysa eşitle. E o zaman paydalar eşitse paylara bakarak mukayese yapacağız ve payı büyük olan sayının büyük olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi gelin hemen ilk sayılarımıza bakalım. 12, 8 ve 5 arkadaşlar bu sayıların en küçük ortak katı nedir? 120. O zaman ben bu sayıların paydasını 120 yapabilmek için öncelikle bunu 10 ile genişlettim. Buradaki al sayım oldu. 70 bölü 120. Aynı şekilde B sayım bunu 15'e genişlettim ve paydam 120 olurken payım oldu 75. Aynı şekilde C'yi de 120 yapabilmek için 24 ile genişlettim. Paydam 120 olurken 3 kere 24'ten payımın da 72 olduğunu buldum. Şimdi arkadaşlar paydalarım aynıysa Üstteki sayılarıma bakıyorum ve büyük olan sayının daha büyük olduğunu söylüyorum. Yani 75 büyüktür 72'den o da büyüktür 70'ten dersek sıralamamız BCA şeklinde olacak. Pekala paydalarım değil de paylarım eşitse veya paylarımı eşitlemek daha kolaysa arkadaşlar işte o zaman paylar eşitse tam tersi düşünüyoruz paydaya bakıyoruz ve paydası küçük olan sayının daha büyük olduğunu söylüyoruz. Gelin arkadaşlar buradaki x, y, z sayılarımızda da bakınız 25 ve 12'nin en küçük ortak katı kaçtır? 60. Ben paylarımı 60'ta eşitleyebilirim. O zaman birinci sayımı 3 ile genişletiyorum ki 60 bölü 33 oldu. Aynı şekilde ikinci sayımın payını da 60 yapacaksam 12 ile genişlettim. Y sayım oldu 60 bölü 36. Burayı da 60 yapacaksam 5 ile genişlettim ve 60 bölü 35'tir dedim. Şimdi arkadaşlar üstler aynıysa aşağıya bakarken tam tersi düşünüyorduk. Yani küçük olan daha büyüktür. O zaman 30 en küçük olduğuna göre y en büyük daha sonra 33 en küçük sayımında paydası en büyük olan sayı yani z olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bazense payı eşitlemek paydayı eşitlemek gerçekten bunlar zor olabiliyor. Çünkü çok çirkin sayılarla karşılaşabiliyoruz. Pekala o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Önce buradaki negatiflikleri görmeyelim. Bunları pozitif gibi düşünelim. Burada arkadaşlar işte bu tarz sorularda pay ve payda arasındaki farkın sabitse buradaki kesirlerin basit kesir mi bileşik kesir mi olduğunu inceleyeceğiz. Basit kesir arkadaşlar benim sayım ben diyorum ki basit düşün. E, basit düşün dersem ne yaparsın? E, büyük olana büyük dersin. İşte payı ya da paydası hangisini istiyorsan büyük olan daha büyüktür. O zaman kontrol ettim ve buradaki kesirlerin bileşik. O zaman arkadaşlar e, basit düşündüğümde büyük olanı büyük demiştim. E demek ki bileşik düşündüğümde bu cümleyi kuramıyorum. Aksi nedir? Büyük olan küçük veya küçük olan büyüktür diyeceğim. Yani basit düşünme. Burada tam tersi düşün diyeceğim. Burada küçük olan daha büyüktür diyeceğim. Şimdi bakınız arkadaşlar. Önce ne demiştik biz? Burada negatiflik olmadığını varsaydım. Şimdi sayılarımıza baktığımızda paydamızı da payımızı da eşitlemek gerçekten çok zor. Hemen pay ve paydamın arasındaki farka bakıyorum. 4, 4, aynı şekilde 4. O zaman basit kesir miyim, bileşik kesir miyim? Baktım üstüm altımdan daha büyük olduğuna göre arkadaşlar bunlar nasıl kesirler? Bileşik kesirler. O zaman ne dedik biz? Tam tersi düşün. Üstlere bak. Küçük olan daha büyüktür. Buradaki en küçük sayım kim? 37. O zaman B en büyük, sonra 45, sonra da 59 diyeceğim. Yani BAC sıralamamı yapmış olacağım. Tabii ki bunlar pozitif sayılar olsaydı. Bir de arkadaşlar negatif sayılarda sıralama yaparken de önce negatifliği görme, bunları pozitif sayılarmış gibi düşün ve sırala. Örneğin burada negatifliği biz ne yaptık görmedik. Fakat ve sıralamamızı yaptık. Fakat arkadaşlar bakınız bu sayıların hepsinde önünde eksi var. O zaman bunlar negatif sayılar mı? İşte bulduğum bu sıralamanın tam tersini alıyorum. Yani B küçüktür, A küçüktür, C olarak ifade ettiğimde işte buradaki sayılarımı mukayese etmiş oluyorum. O zaman negatif sayılarda ne yapacakmışız arkadaşlar? Pozitif gibi düşün, sırala. Yani işini bitir. Sonra hayır da benim sıram bu değil. Tam tersini işaretle, tam tersini al diyelim ve buradaki sıralama işini bitirmeye çalışalım. Arkadaşlar şimdi geçtik devirli ondalık sayılara. Öncelikle devirli ondalık sayılar ne demek? Gelin bir bunu görmeye çalışalım. Örneğin 7 bölü 3. Gelin arkadaşlar 7'yi 3'e bölelim. 2 kere 3 6'dır. Kaç kaldı? 1. E artık 1 de 3 olmadığı için burayı bir virgül atarız. Ve virgül attıktan sonra buraya bir 0 koyarız. Şimdi onu 3'e böldüğümde kaç kere vardır arkadaşlar? 3. O zaman 3 kere 3 nedir? 9. Çıkarttım ve 1 dedim. E yine kalanım 0 değil. O zaman yine bir 0 attım. 10'da 3 kaç kere vardır? 3. 9 dedim. Yine 1 oldu. Gördüğünüz gibi işte burada sürekli bu 3'ün tekrar ettiğini gördüm. İşte arkadaşlar biz bu tarz sayılara devirli sayılar diyoruz. Ve böyle bir sayıyı gösterirken burada tekrar eden sayım nedir? 3. O zaman 2,3'ün üzerine çizgi koyarak aslında bunun 2,3333 şeklinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Pekala arkadaşlar biz buradaki sayımızın ne olduğunu söylemiştik 7 bölü 3. E biz bu sayının aynı zamanda 2,3 üzeri çizgi ile ifade edildiğini de söyledik. Gelin arkadaşlar işte biz devirli bir sayıyı aslında kesirli olarak ifade edebiliyormuşuz. Pekala bunu nasıl yapıyoruz? İki farklı seçeneğimiz var. Kitaplarda bu şekilde de verilir. Yani burada sayının tamamı. Gelin sayımızın tamamı ne arkadaşlar? 23. Eksi dedik. Burada devretmeyen kısmı yani bakın üstünde çizgi olmayan sayı devretmeyen sayıdır. Bunu çıkarttık. Aşağıya geçtiğimizde Paydamız 9 ve 0'lardan oluşacak. Virgülden sonra üstünde çizgi olan sayı kadar 9 koyuyorum. Çizgi olmayan sayı adedi kadar 0 koyuyorum. Ama bakınız burada virgülden sonra üstünde çizgi olmayan yok. O zaman işte biz bunun 21 bölü 9'a eşit olduğunu sadeleştirelim. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 3. Yani 7 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Veya arkadaşlar bunu böyle yapmaktansa... Şöyle de yapabilirsiniz tam kısmı hiç sayıya sokmuyorum. Yani daha küçük sayılarla uğraşmış oluyorum. Tam kısmı ön aldım. Daha sonra çektim kesir çizgimi. Virgülden sonrası işte buradaki kesirli adımlar olacaktır. Virgülden sonraki tüm sayımı yazdım. Eksi dedim. Virgülden sonra devretmeyeni çıkarttım ama yok. Aşağıya geçtim. Yine virgülden sonra devreden kadar 9 koydum. Bakınız sadeleştirme yaparsak 2 tam 1 bölü 3 ki bu da 7 bölü 3'e eşit olacaktır. Ben sayıları büyütmekten yana değilim. Dolayısıyla tam kısmı ayırıp virgülden sonrasını kesirli olarak ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi gelin arkadaşlar buradaki sayımıza bakalım. Bu soruyu iki farklı şekilde çözmeye çalışalım. 2 tam diyelim. Virgülden sonraki tüm sayım 4 olup e devretmeyen yok. Aşağıda da bir tane devreden olduğu için 9 koydum. Eksi diyelim. Burası da arkadaşlar yine tam kısmımı başa aldım. Burası da virgülden sonraki tüm sayım 21. Eksi e, devretmeyen yok. Yani bir şey çıkarmıyorum. Geçtim paydama. İki sayının üzerinde çizgi olduğu için iki tane dokuzumu koymuş oldum. Hadi gelin artık buradaki işlemlerimizi yapmaya çalışalım. Bakınız arkadaşlar burada da bileşik kesir çevirmektense biz ne de demiştik? Önünde artı mı var? Burayı 2 artı 4 bölü 9 olarak düşün. Önünde eksi mi var? İkisini de eksili düşün. Eksi 1 eksi 21 bölü 99 dedik. Hadi gelin artık paydası aynı olanların arasında işlem yaparsam. 2'den 1 çıkardım. 1 oldu. E bunların da paydasını aynı yapabilirim. Gelin bunu 11 ile genişletelim. E burası da 44 eksi 21 bölü 99 oldu. Yani arkadaşlar burası da 23 bölü 99'a eşit olup gördüğünüz gibi sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz. Veya arkadaşlar bu soruyu şöyle de yorumlayabiliriz. Geliniz 2,4'ün üzerinde çizgi olması ne demek? 2,4444 diye devam eden bir sayım olacak. İkinci sayım ise 1,21. E burada 21'in üzerinde çizgi varsa tekrar dedim 21, 21, 21 diye devam edecek. E hadi gelin arkadaşlar buradaki çıkartma işlemini yapalım. Burada ya. Üstteki sayılardan alttaki sayılar çıktığı için arkadaşlar 4'ten 2 çıkardım 2, 4'ten 1 çıkarttım 3, 2, 3, 2, 3 diye devam ederken e, üsttekinden alttaki tam kısmı çıkardığımda burası 1 olurken Bakınız arkadaşlar virgülden sonra tekrar eden hep 23, 23, 23 o zaman 1, 23'ün üzerine çizgi atarsam işte buradan da bunun bir tam 23 bölü 99'a eşit olduğunu anlamış olursunuz. Son sorumuzda çözüp konu anlatımımızı bitirdiğimize göre arkadaşlar hemen kitaplarımızdan rasyonel sayılarla ilgili sorularımızı çözüyoruz ve tekrar kanalda çözmemizi istediğiniz soruları videonun altına yorum olarak bırakıyoruz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.